Açık Beyin, sen çok yaşa. Tezahürat yaparak başlayalım bugün. Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Elif'in eve gelmişiz. Evime hoş geldiniz Sinan Hocam ve sevgili Hazal Hanım diyor. Misafirliğe gitmişiz Hazal, haberimiz yok. Ama gerçekten yani böyle yayını açar açmaz bir sürü yere de teklifsiz misafir oluyor. Yani gerçi teklifsiz değil, onlar da sağ olsunlar bizi buyur etmiş oluyorlar ama şu anda bizi misafir eden herkese merhaba diyelim o zaman. Hoş bulduk. Hocam aslında doğru, bir sürü insanın evine giriyoruz şu anda. Vallahi aynen öyle. Bizi ağırladıkları için teşekkür edelim. Aynen öyle. Buraya vakit ayırdınız, bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka soru yorumla yeniden karşınızdayız. Bu arada ilginç şekilde sosyal medyadan hala soruları nereden sorabilirim sorusu geliyor. Soruları buradan sorabiliyorsunuz arkadaşlar. soruyorum@açıkbeyin.com. Ağırlıklı olarak Hazal inceliyor mailleri zaten. Oradan seçtiklerini de bize böyle güzel güzel seçerek iletiyor. Enteresan işler çıkıyor. Tekrar bu arada çok yoğun katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bayağı meşgul bir mail hesabına dönüştü. Evet. Bizim bu arada kanalın da galiba en yüksek reytingli programı olmuş Hazal. Bilmiyorum senden benden mi artık kapışacağız. Bir hafta Hazal'ı alamadık. Bizim reytingler düştü vallahi ya. Hakikaten Hazal'ın fanları var bence. Hocam ben de şaşırdım. Zaten geçen hafta söylemiştik. Yorumları da takip ediyoruz. Hani soru gelirse oradan da gözümüzden kaçmasın diye. Yorum yazan herkese ben teşekkür ediyorum. Duygulandım bazı noktalarda. İnsanlara ilginç gelebilir hocam. Hani nasıl duygulanırsınız ama şöyle, siz belki biraz daha aşinasınızdır insanlara dokunmaya ama bazı videolarda bazılarına dokunabildiğimiz, bazı insanlara bir nebze olsun bir düşünce, fikir aşılayabildiğimiz zaman ben çok mesut oluyorum. Buna hep size dönüş gelirken beni de araya böyle katmaları beni çok mesut etti. Çok İnşallah bunu daha fazla yaşarsın. Ben 10-15 senedir temel gıdam bu yani. Elimden geldiğince böyle konuşmak. Bu arada hakikaten insanlar gerçekten bu yayınları izleyerek, bu videoları daha sonra takip ederek hakikaten biz aslında hayatlarına misafir ediyorlar. Bir süre sonra da böyle bir aşinalık oluşuyor. Mesela sokakta falan karşılaştığımız insanların, yani sadece YouTube'dan takip edenlerin özellikle çok samimane yaklaşımları beni gerçekten çok mutlu ediyor yani. Bu yüz yüze iletişim gibi neredeyse etkili bir şey. O yüzden buralar çok kıymetli platformlar. İnşallah hakkını vererek kullanmak nasip olsun. Biz de çok girizgahla vakit geçirmeden hemen arkadaşlarımızın sorusuna jump into it yapalım. Hemen giriyorum. Bu arada sorularınızı yorumda, canlı yayında yorumları da yollayabilirsiniz. Orayı da kontrol ediyoruz. Orayı da izliyoruz yandan. Şimdi hocam şöyle bir soruyla başlayalım. Bir saniye ya, bir soru gelmiş. Ben bunu çok denedim de Şükran Nur sormuş. Hocam görüntülü görüşmelerde konuşurken kendinize mi bakıyorsunuz diye. Çoğu zaman bundan nefret ediyorum. Çünkü yani kendime bakarak konuşmak çok tuhaf geliyor bana. Kendi kendime bir şey anlatıyormuşum gibi. Olabildiği kadar eğer karşımda başka bir görüntü yoksa kameraya bakarak şurada olduğu gibi konuşmaya çalışıyorum. Ama şimdi burada ekranda Hazal olduğu için Hazal'ın yüzüne bakarak konuşmayı tercih ediyorum. Her ne kadar Skype bağlantısı olsa da bir tanıdık yüze bakarak anlatmak güzel. Biz hoca tipi akademisyen olduğumuz için genellikle böyle yüzlere bakarak anlatmaya çok alıştık. Dolayısıyla onu da burada tabii elden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Hazal da sağ olsun her hafta böyle vakit ayırıyor bize. Beni de gaza getirmiş oluyor bu vesileyle. Kendisine de bir kere daha teşekkür ediyorum. Onu da cevaplamış olalım. Evet, pardon. Hocam şöyle, yıllardır tartışa gelen bir soruyu gelin biraz da biz tartışalım istiyorum. Biliyorsunuz bilginin havada uçuştuğu bir çağdayız. Herkes her şeye ulaşabilir durumda neredeyse. Ve ignorance is bliss denilen cehalet mutluluk mudur sorusu karşımıza geldi. Hocam ya cehalet mutluluk mudur? Yani bilmezsek hayat karşısında daha mutlu olabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Şimdi mutluluk ama işte nasıl bir mutluluk? Şimdi mutluluk da seviyeli olan, seviyelerle olan bir şey. Şimdi birincisi ağrısızlık ya da haz mutluluk sanılabiliyor. Dolayısıyla bilgisi az olanın derdi az olur. Derdi az olanın ağrısı az olur. Ağrısı az olanın da görece mutluluğu çok olur diye bir yorum yapabiliriz. Zira bilmek demek daha fazlasını öğrenme gayreti de olması demek. Bu kaçınılmaz çünkü dünya ile ilgili öğrendikçe her öğrendiğin şey 1000 tane yeni soru çıkarır. Bu da senin hem vaktini alır hem zevkten, keyiften feragat etmene neden olur. Yani bir şekilde o bilginin peşinde koşmak için uğraşman gerekir. Bu da dolayısıyla insanı dışarıdan daha meşgul ve görece mutsuz gibi yapar. Özellikle de bulduğun bazı cevaplar hoşuna gitmezse gerçekten dönem dönem böyle hakikaten modun düşer, moralin bozulur falan filan. Kendini mutsuz hissedebilirsin. Ama neticede hakiki mutluluk dediğimiz şey bir kere tadıldıktan sonra cehaletin ne kadar aslında dipsiz bir kuyu olduğunu insan fark eder. Şimdi cehalet içerisinde herkes kendi aleminde kendince işte elindekini yeter, zihnindekini tamam ya da kendini bilgili addedebilir. Fakat daha üst bir bilgi seviyesinde çıkıp da geçmişe baktığı zaman ay ya ne kadar bilgisizmişim falan der malum. Yani hepimiz mesela çocukluk dönemimizde inandığımız şeyleri şimdi düşünce bize garip gelir. Ama ve lakin aynı şeyi işte mutluluk için pek düşünemiyoruz. Mesela belli bir bilgi düzeyinde insan belli şeylere inanıp çok gerisini sormayıp da yaşadığında gayet mutluymuş gibi yaşayabilir. Hayatında ciddi bir sorun çıkmaz. Ama olur da bilgi, anlayış, idrak düzeyinde birkaç basamak yukarı çıkar da eski olduğu yere bakarsa o eski olduğu yer ona bir kuyunun dibi gibi gelebilir. Yani ben nasıl yaşıyormuşum o kafayla, nasıl davranmışım böyle vesaire diyerek aslında enteresan bir sızı hissedebilir. Dolayısıyla mutluluk her bilgi düzeyinde mümkün ama cehalet, burada hemen altını çizeyim, bilgisizlik değildir aslında cehalet. Yani biz bu bilgisizlik halinin verdiği mutluluktan biraz bahsetmeye çalışırız cehalet mutluluk deyince. Gerçek cehalet öğrenmeyi reddetmektir. Yani önünde olmasına rağmen, gözünün önünde olmasına rağmen onu öğrenmek için bir niyet göstermemek ya da öğrenme imkanı doğduğunda da onu vücudun ve zihnin kaldıramayacağı için öğrenmeyi reddetmektir. Şimdi bu hal zaten o az bilgi durumunun getirdiği konfor alanını ve rahatlığı bozmamak içindir. Yani insan oradan ayrılmak istemez. O bildiği bir yerdir çünkü. Hani çok okuyup da düşünüp de filozof mu olacaksın arkadaş falan gibi laflar var ya, işte bu konfor alanı bozulmasına işaret eder o. Ama bir kere insan yani anladığından, ezberlediğinden daha farklı bir dünya olduğu gerçeğine dokunacak olursa, yani zihni kendi içerisindeki hazır ezberler dışında bir ihtimalin varlığını kavramaya başlarsa, işte orada ya rahatsızlık başlar, harekete geçer ve öğrenmeye başlar, zihni genişletir, ya da bütün kapıları, duvarları tekrar örerek kapatır ve bağnazlık başlar. Yani insan bağnazlaşır, oturduğu yerde kendi içine kıvrılır. Bu şeyi çok severim ben benzetmeyi. Yani biz böyle kendimizi kötü hissettiğimizde vücudumuz küçülür, böyle büzülürüz ya, böyle işte korku ya da hayal kırıklığı hissettiğimizde vücudumuz küçülür. Aynı şey mesela tesbih böceklerine, tırtıllara da olur. Onlar da korkunca toz toparlak olur, böyle vücutlarını küçültmeye çalışırlar. Aynı bağnazlık da aslında böyle bir zihni üzerine katlanma çabasıdır. Yani zihnin kendini kapatma çabasıdır ki dışarıda tehlike olarak gördüğü o yeni bilgi, yeni edim, yeni deneyim, o neyse onun arasında mesafe koyabilsin ya da ondan kaçınabilsin. Bu durum kendi içerisinde ciddi bir azaptır ama buradan çıkana kadar onun azap olduğunu fark etmezsin. Ne zaman ki zihnin açılır, ne zaman ki eski tabirle gönlün, zihnin, aklın inşirah eder, yani böyle genişler, şerh sözü oradan geliyor, şerh genişletmek demek. Ne zaman ki açılırsın, işte o zaman dersin ki aga neymiş o eski hal. Dolayısıyla bilmemek belli bir düzeyde mutluluktur. Ama bilmek bir yük getirir. Bilmenin sonucunda elde edilen o genişleme hali gerçek mutluluktur. Dolayısıyla aslında her bilme aşaması, bilgiyle her genişleme aşaması önce bir sıkıntı, ardından da bir mutluluk getirir diye zannediyorum. Bu arada bu elektrofizyolojik olarak ölçebildiğimiz ya da psikolojik olarak test edebildiğimiz bir şey değil. Kadim bilgilerimizden ya da bilgeliğimizden anlayabildiğimiz kadarıyla benim yorumumdur. Onu da belirteyim. Ağzınıza sağlık hocam. Aslında bu cevabı olmadığını hatırlatalım. Bu bizim yorumumuz bu noktada. Hani hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Gayet güzel geliyor sesin. Bizim yorumumuz olduğunu hatırlatalım. Çünkü zaten bu tartışmaya devam edilebilsin diye bu soru var. Aynen. Şimdi hocam ilginç bir soru geldi. Çok da hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Walking Dead gibi zombilerin olduğu, işte hortlakların olduğu post apokaliptik dizileri biz neden çok seviyoruz? Bunları neden takip ediyoruz? Bizim aslında bize sembolü ne bunların? Evet, özellikle bu post apokaliptik, yani kıyamet sonrası filmlerin şeyi zannedersem. Ben küçüklüğümden beri bunları bu arada çok sevdim. Ben ilk en erken dönemlerde özellikle Mad Max'i seyrettiğim zaman, hatta o Mad Max 2'yi özellikle sinemada izlediğimde hatırlıyorum. filmden çıkınca bunu düşünmüşüm. Yani film rezillik, tamam mı? Yani insanlığın çok rezil bir durumunu anlatıyor. Hiç umut yok, perperişan, yani sırf petrol için insanlar birbirini işkenceyle öldürüyorlar. Böyle bir dünyanın resmini çiziyor. Çünkü bu arada inandırıcı bir atmosferi vardır o filmin. Yani daha gençken böyle o filmden çıkınca düşündüğümü hatırlıyorum. Ya bu kadar rezil, iğrenç bir de ben bu filmin nesini sevdim diye düşündüm. Sonra işte aksiyon sahneleri, o böyle vahşetin bilmem nenin gayet ikna edici bir biçimde verilmesi vesaire gibi böyle bir sürü faktör saydım zihnimde. Yani muhtemelen film güzel, ondan sevdim falan dedim. Ama sonra hiç unutmuyorum, Ankara'da Maltepe Parkı'nda yürürken bir anda kendimi böyle filmle dünyayı karşılaştırırken buldum. Yani Ankara'nın o zamanki haliyle o filmi karşılaştırdım ve sonra bu filmi seyrettikten sonra hayata geri dönmenin gerçekten çok mutluluk verici olduğunu fark ettim. Yani gerçek hayatımın ne kadar güzel olduğunu, elimdekilerin ne kadar kıymetli olduğunu, işte gaza basınca "Word" diye işte egzozdan püskürttüğümüz o benzinin aslında yeri geldiğinde ne kadar kıymetli olabileceğini, yani kötü senaryolarla karşılaşmanın ya da onları düşünmenin gerçek hayatınıza şükretmek için vesile olabileceğini fark ettim ya da böyle zannediyorum. Bende en büyük yaptığı etki buydu. Mesela zaman içerisinde de insanların genel olarak korku filmlerine niye para verip gittiğini çok merak ettim. Ben de onlardan birisiyim yine. Bayılırım korku filmlerine. Özellikle de korku filmi seyretmeyi bırakmamın sebebi artık böyle tüylerimi diken diken eden, beni zıplatan korku filmi kalmadığı için. Yani neredeyse her şeyi seyrettik. Bütün hikayeler eski geliyor. O böyle "be" diye korkuyu da sevmiyorum. Hani böyle bir müzik çalar zart diye bir şey çıkar, bir şey olmaz ya. O da korku falan değil zaten. O irkiltme reaksiyonu. Böyle filmler artık beni kesmemeye başladı. O zamanlarda mesela ya diyorum lan kan, fışkı, rezillik, bu kadar gerilim kendine ettiğine değer mi falan. Aynı şey orada da var. İnsanlar aslında para ödeyerek oyun ya da işte bir senaryo olduğunu bildikleri bir şeyi seyretmek üzere bir salona giriyorlar. Ya da işte şimdi Netflix'ten bilmem ne açıyorlar. Fakat bunun oyun olduğunu bile bile kendilerine hakim olamayıp ondan korkuyorlar mesela. Oradakilerin aktör, aktrist olduğunu, gerçekten ölenin ölmediğini, kan değil bir boyalı bir sıvı olduğunu falan hepsini biliyoruz aslında. Hı hı. Ama bir şekilde o parayla psikoz satın almak dediğim bir şeye dönüşüyor. Yani para verip bir psikoz satın alıyorsun ve o psikozu eğlence amacıyla kullanıyorsun. Şimdi bizim mizahta da daha önce konuştuğumuz bu benign violation diye bir şey var. Yani ne diyorlar ona? Zarar vermeyen ihlal. Hı hı. Beklentilerimizi ihlal eden, kurallarımızı ihlal eden ama sonuçta bize zarar vermeyen şeyleri biz eğlenceli buluyoruz. Ve eğlendiğimizde etrafımızdakilere göstermek istiyoruz. Mesela mizah bunun bir tezahürü. Gülerek karşıladığımız şeyler beklentilerimize aykırı ama bize zarar vermeyen şeyler olduğu için onu da etrafa duyuyoruz. Asayiş Berkemal sorun yok, hadi hep beraber gülelim diye. Korku sinemasının da benzer bir etkisi var. Normalde bir gazete haberinde okusak kanımızın donacağı bir şeyi bayıla bayıla orada izliyoruz. Çünkü güvenli alan içerisindeyiz. Onun bir oyun olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda Jung'un bahsettiği bir gölge tarafımız var, bir karanlık tarafımız var. O dünyada korkunç şeyler olduğunu ve kendisinin de korkunç şeylere muktedir olduğunu biliyor. Ve içte bir yerde o dürtüler de tatmin edilmeyi bekliyor. Diğer birçok dürtü gibi, açlık gibi, cinsellik gibi bu kötülük dürtüsü de bir tatmin bekliyor. İnsanlık tarihi boyunca sinemadan çok çok önce bu trajedyaların, korku öykülerinin vesaire yazılması aynı amaca dayanıyor. Mesela şimdi H.P. Lovecraft'ın bütün öyküleri kitabını göndermişler bana sağ olsunlar. Nereden de o? Bu Alfa yayınlarından bir çekim yaptık beraber. Bayıldım mesela. Bütün hikayeleri kitabını okumaya başladım. Tam böyle eski tip hikayeler ama gerçekten bazıları insanın kanını donduracak kadar etkiliyor. Diyorum yani Lovecraft tamam kendi psikopat falan da biz niye böyle bayılarak okuyoruz bu hikayeleri? Aynı şey oluyor. Karanlık tarafta böyle bir gerçeklik de var. Onun direkt içinde kalıp zarar görmeden bunu deneyimlemek bizim ruhumuzun karanlık bir tarafını besliyor. Bu arada çok yakınımda, çok sevdiğim insanlarda da var. Bazı insanlar bu tip korku ve şiddet filmlerine hiç dayanamıyorlar. Hı hı. Bunun da bununla çok yakın bir alakası var. Korku ve şiddet filmlerine aşırı reaksiyon göstermek, hiç izleyememek aslında bir yerde kendi karanlık tarafıyla ilgili yaşanan bir korkuyla alakalı diye düşünüyorum. Bu zaten Jung'un da biraz değindiği bir şey. Modern psikologlardan birisi de bir konuşmasında bunu anlatıyordu ama kim hatırlayamadım. İngilizce bir konferansta izlemiştim bunu. Bir insan eğer kendisindeki karanlık tarafın olası cürümlerinden ya da verebileceği zararlardan ya da kontrolsüz bir şekilde kendini ortaya koymasından korkuyorsa, onunla bir barışıklığı ve tanışıklığı yoksa, orada bir çekingenliği varsa bunu harekete geçirebilecek her şeye karşı da ciddi bir defans uyguluyor. Onunla karşılaşmak, onu görmek istemiyor. Dolayısıyla mesela korku filmi seyretmek, bir rahatsızlık, korku filminden kaçınmak sağlıklı bir şey olarak gözükebilir. Ama böyle baktığınızda yani çok aşırı korku filmi seyretmek de onlardan ölesiye korkmak da ikisi de aslında normalin biraz dışında değerlendirebilecek ve dikkat edilmesi gereken iki durum gibi gözüküyor. Korku edebiyatı diye bir şeyin, korku gerilim edebiyatı diye bir şeyin varlığı bize arka planda yani yaşamak arzusunda olduğumuz ama inşallah yaşamam Allah'ım ya Rabbim diye de kendimizi uzak tutmaya çalıştığımız bir şeylerin tatminini sağlıyor. Ve dünya tarihi boyunca da bu hep var. Acılı aşk hikayelerini de muhtemelen bu yüzden seviyoruz. Kanlı fışkılı filmleri de, post apokaliptik olanları da vesaire. Ama bir de ek olarak post apokaliptik filmlerin dönemsel bir özelliği var bence. Yani o özellikle mesela Mad Max'in çekildiği zamanlar dünya petrol savaşlarının olduğu, İran-Irak savaşının, Amerika'nın işte oralara ambargo uygulayışının, işte Reagan döneminde yapılan tantanaların falan ayyuka çıktığı zamanlar. Dolayısıyla orada petrol bazlı bir hikaye var. Yani işin temeli yakıta dayanıyor ve yakıt kıtlığı olan bir dünyada insanların ne kadar canavarlaşacaklarının mesajı veriliyor. Mesela o filmlerin arka planında politik mesajlar da çok fazla var. Ve biz özellikle izlediğimiz dönem içerisinde o politik mesajları dolaylı yoldan çok alıyoruz. Yani bazımız bunu fark ediyor, bazımız fark etmiyoruz ama mesela o filmde petrolü ele geçirmek için insanların birbirini katlettiği bir zamanı izliyorsun. Bu zamanı onun göndermesi şu, bu devirde petrolün dağıtımını elinde tutan, petrolü elinde tutan da kraldır. Yani yamuk yapmayın, deşeriz, dehşetle karşılaşırsınız mesajı var orada. Yani bu tip örtük mesajlarla da ilgisi var postapokaliptik filmlerin. Çünkü onlar dönem filmleridir. Mesela Mad Max'i bugün çeksen bütün senaryosunu değiştirmen lazım. Zira bir örneğe bakabilir herkes. Mesela Total Recall filmi vardır meşhur. Arnold Schwarzenegger ilk oynamıştı. Paul Verhoeven'ın yönettiği efsanevi bir filmdir. Ama mesela ikinci kez çekildi. Niye çekildi onu da bilmiyorum. Gerçi o film de fena değil de Colin Farrell oynamıştı başrolünde. İkinci filmde ana senaryo içerisindeki birçok şey temel motif dahil olmak üzere değişmiş. Çünkü o zamanın işte politik, bilimsel vesaire anlayışıyla bugünkü çok farklı. Halbuki Total Recall aslında tek bir roman. Yani ikisi de aynı romandan uyarlanıyor. Ama uyarlamalar sonucunda içinde çekildiği ve yayınlandığı zamanki sosyopolitik ortam da değiştiği için senaryolara da bu yansıyor. Özetle biz oradaki bazı güncel mesajlarla beraber karanlık tarafımızın bir tanışıklığıyla eğleniyoruz ve aynı zamanda da özellikle postapokaliptik filmlerde bence çıktıktan sonra o otoparktaki güvenli aracımıza binip tıkır tıkır işleyen trafikte, hani pahalı da olsa, Türkiye benzinle pahalı olduğu ülke biliyorsunuz, rahatlıkla alıp yakabildiğimiz bir benzine sahip olduğumuz için mutlu olmaya devam ediyoruz. Bir nevi hayatımıza şükrettiğimiz bir vesileye dönüşebiliyor bu tip filmler. Hocam aynı zamanda bu tip filmler ve dizilerin zaten içinde bahsettiğiniz o dönemin koşullarına dair uyarıcı bir etkisi var. Bazı işte şu anda mesela genetik araştırmalar üzerine post apokaliptik diziler mevcut. Hani bunların sonucunda insan ırkının değişmesi, işte tırnak içinde evrime uğraması gibi böyle farklı versiyonlar var. Aslında bunlar şeye de sevk ediyor. Yani bakın biraz düşününce bunların sonuçları bunlar da olabilir. Yani düşünce esnekliğini de sağlayan bir yanı var diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bu H.P. Wells'ın Zaman Makinesi meşhur. Özellikle ilk orijinal çevrimi. Yani o mesela bence Isaac Asimov gibi aklın sınırlarını zorlayan zaman skalalarında işleyen bir bilim kurgudur. İşte zaman makinesiyle böyle yüz binlerce, milyonlarca yıl ilerisine giden kahramanımız böyle insanın evrimleşmiş haliyle falan karşılaşır ki hakikaten çok zekicedir mesela. O bu arada H.G. Wells'in orijinalini okumayanlara tavsiye ederim. Zaman Makinesi kitabı. Bu arada yönetmeni kim hatırlamıyorum ama Guy Pearce'ın oynadığı yeni çevrimlerinden bir tanesi. Belki ondan sonra bir tane daha yapıldı herhalde. Ama bu Guy Pearce'ın oynadığı versiyon hakikaten güzel. Onu da izlemelerini tavsiye ederim buradan. Hocam devam ediyorum. Birazcık tartışmalı bir soruya geliyorum. Aslındığımıza göre. Hocam neden üniversiteye gitmeliyiz? herkes üniversite eğitimi almalı mı? Gerçekten şimdi bu sorudan sonra oh bakalım. Neyse DGM kapandıydı değil mi? Şey falan yok. Rahat konuşabiliriz o zaman. DGM bilmeyenler için Devlet Güvenlik Mahkemesi arkadaşlar. Eskiden kıçkırdın mı oraya düşebiliyordun. Yani enteresan bir durum. Şimdi bizim Silivri'yi bir şey zannedenleri dünkü DGM'yi araştırmaya davet ediyorum. DGM gerçekten çok eğlenceliydi. Neyse bu politik göndermemizi de kısaca yaptıktan sonra. Üniversite eğitiminin hayatta hiçbir özel kıymeti harbiyesi olmadığını düşünenlerdenim. 25 yıllık bir üniversite öğretim üyesi olarak bunu söylüyorum. Üniversite kendini zaten geliştirmekte olan ve okuduğu bölümle ilgili ciddi planları olan insanlar için oldukça faydalı olabilir. Bunun dışında dünyada ne iş yapacağını henüz keşfetmemiş, dünyayı doğru dürüst tanıma fırsatı bulmamış, henüz öngörülebilir bir yaşam yani fark edilebilir bir yaşam yaşamamış insana üniversitenin tek bir faydası olabilir. O da sosyal ortamdır. Yani girip orada bir şeyleri tanıyabilir vesaire. Ve netice itibariyle bugün Türkiye'deki üniversite fetişizmi tamamen saçma, altı boş ve faydasız bir modadır. Neden? Biz insanın yaşam döngüsü açısından baktığımızda hayatının en dünyayı tanıma açısından verimli zamanlarının aslında onlu yaşların sonu ve işte 20-25 yaşına kadar olan o bant olduğunu görüyoruz. Yani bizim kişiliğimiz bu sırada olgunlaşıyor, yeteneklerimizi bu sırada keşfediyoruz. Dünyayı bu sırada deneyimlerken sıklıkla karşımıza çıkan farklı fırsatlara göre farklı yetiler geliştirebiliyoruz. Ve böyle bir zamanda yani tam bu düşünün 15-25 yaş arası diyelim. Bu aralıkta insanların hayatı yaşaması, gezmesi, görmesi, farklı insanlarla tanışması gerekiyor. Bunu yapabilen insanlar bu yaşlarda zihinsel bakış açılarını yeterince genişletip daha sonra karar verdikleri herhangi bir yolda, herhangi bir meslekte, herhangi bir uğraşta çok daha hızlı başarı sağlayabiliyorlar. Şimdi Türkiye gibi bir ülke düşünün. 25 milyonun üstünde 30 yaşın altında genç var bizde. Çok büyük bir rakam bu. Ve şimdi bu kadar insan diyelim ki liseyi bitirdi. İşte 16-17 yaşında lise bitiyor. Liseyi bitirdi ve bu insanlar üniversiteye gitmedi. Ne olacak? Bu insanların bir şey yapması gerekecek. Şimdi biliyorsun bu yapay zeka devriminden sonra toplumların nasıl ayakta kalacağına dair en çok konuşulan opsiyon bu Universal Basic Income diye bir şey var. İşte evrensel temel gelir. Yani çalışsın çalışmasın bütün insanlara belli hayatlarını sürdürebilecekleri bir para vermek. Bu sayede yapay zekanın hani bu işleri ele geçirme falan filan tehlikesine karşı insanları hem yaşar vaziyette tutmak hem de onların hayatı keşfetmesine alan bırakmak. Böylece işte yeni mesleklerin, yeni uğraşların ortaya çıkmasını sağlamak. Ama Türkiye şu anda bu evrensel temel geliri insanlarına sağlayabilecek durumda değil. Dünyadaki birçok ülkede ekonomik yapısı itibariyle bunu yapabilecek durumda değil. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bu liseyi bitiren gençler, hele ki meslek lisesini bitiren gençler mesela aslında işleri hazır. Çünkü onlar meslek lisesi mezunu ve ellerinde bir iş var aslında. Direkt olarak hayata atılıp aslında hayatlarını kazanmaya başlayabilirler. Ama bu imkanı sağlayabileceğimiz genç sayısı çok çok az. Çünkü bunlara istihdam sağlayabilecek alanlarımız yok. Neticede eğer üniversite yoksa gençlerin %80'i işsiz. Ve biz bu işsiz gençlerle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz Türkiye'nin her iline üniversite açarak, hatta bazı illerine 2-3-5 tane üniversite açarak işsiz gençlerimizi oyalayıp işsizliği erteliyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Bu genç potansiyeli nasıl kullanacağımızı bilemediğimiz için onları üniversitelerde belli bir süre oyalıyoruz. Bu arada işte erkekler askerlikten yırtıyor, kızlar işte biraz evlenme yaşlarını geçiriyorlar falan. Azıcık daha böyle kendi kafasına göre takılıyor herkes. Ama toplamda bakarsan bu hani üniversite öğrencilerinin çok küçük bir kısmı üniversiteden pozitif fayda görüyor. Bir gelişim vesaire anlamında. O da işte kafaya bir akademik konu taktıysa işte ne bileyim işte bu arada mesela tıp fakültesi okusun isterse. Yani o mesleği sevmediği zaman, o mesleğe angaja olmadığı zaman o da onun hayatına zarar oluyor. Mezun olunca bir mesleği olsa bile. Netice itibariyle insanları 4 ile 6 sene bu sistemlerde oyalıyoruz. İşte 2 senelikleri de var. Bunlar bittikten sonra da yine işsiz kalıyorlar. Ama bu işsizlik biraz daha kötü bir işsizlik. Yani üniversitelerin çoğu işsiz. Arkadaşımız da biraz önce yazdı. Fakat bu işsizliğin önceki işsizlikten bariz bir dezavantajı var. Hayatın kritik öğrenme dönemleri tek bir konuyla uğraşarak büyük oranda yitirilmiş. Artık belli bir diplomaya mahkum olunarak o insanın kaderi çizilmiş ve artık dünyada kendini alan olarak araştırabileceği açı son derece daralmış. Yani sadece belli bir mesleğin penceresinden bir şeyler yapabilir hale gelmiş. Yani belki ondan 4-5 sene önce hayatı tamamen özgürce deneyimleyebilse, kendine bambaşka bir yol çizebilecek bir insan artık endüstri mühendisi, artık hukukçu, artık hekim, artık bilmem ne olmak zorunda kalmış. Ve dolayısıyla bu skalanın daraltılması bizim adeta bir gençlik soykırımı diye bir şeyi fark etmeden devam ettirmemize sebep oluyor. Sorunun direkt cevabı, mümkünse üniversite okumayın. Mümkünse üniversite okumayın. Hemen okumayın. Dikkat edin, üniversite sınavına istediğiniz zaman girebilirsiniz. İstediğiniz zaman kazanabilirsiniz. Eğer ailenizin küçük de olsa bir imkanı varsa, gönül isterdi ki devletten bunu isteyeyim ama öyle bir şey olmayacağını biliyorum. Ailenizin küçük de olsa bir imkanı varsa 2-3 sene size baksınlar. Ailenizle beraber yaşayın ya da ailenizden izin isteyin. İşte size eğer sağlayabiliyorlarsa sadece yiyeceğiniz, yani hayatta kalacağınız şekilde kendinizi besleyebileceğiniz ve kendi başınıza hayatınızı idame ettirebileceğiniz temel bir para size garanti edilebiliyorsa gidin hayatınızı çalışarak, gezerek, görerek, okuyarak genişletmeye çalışın. En büyük üniversite hayatın kendisidir ve bugün hiçbir üniversitenin size veremeyeceği bilgi internette beleş, her yer bilgi dolu. Yeter ki siz neyle uğraşmak istediğinizi fark edin, sonra deyin ki ya bu benim tadıma uydu, bu bana uyuyor. Yani ben buradan ilerlemek istiyorum. Gidin girin üniversite sınavına. Kazanabiliyorsunuz o bölümü, o üniversitenin o bölümünü kazanın. Okuyun, son derece güzel bir şey olur. Ama şimdi liseden sonra direkt girilen ve insanların hiçbir şeyden haberleri olmadığı bir süreçle neyi niye tercih ettiklerini bilmedikleri bir kargaşa içerisinde yaptıkları tercihlerle kaderlerinin belirlendiği bir ortam var. Bu çok az insana fayda sağlıyor ve maalesef dünyayı yerinden oynatacak bir genç potansiyeline sahip olan bu ülke gençlerinin ne yapacağını bilemediği için maalesef böyle bir yeteneğimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz bu gençleri. Dağıtıp gidiyor. Biz mesela Açık Beyin olarak bir platform oluşturmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince uzaktan katkı vermek isteyen bütün arkadaşlarımızı yapabilecekleri her neyse onlara bir alan sağlayarak bu denklemin içine almaya çalışıyoruz. Bunun gibi başka yapılabilecek çok fazla şey var. İnşallah böyle kurumların sayısı artar. Ve genç arkadaşlarıma özellikle bir tavsiyem var. Bu sistem içerisinde öğütülmek istemiyorlarsa ellerinde ne olduğuna dikkat etsinler. Yani biraz önce söyledim. Şimdi ailenizin durumu müsaitse dedim. Hemen birçok arkadaşım diyecek ki benim ailemin durumu müsait değil. Herhalde onu biliyorum. Ailenizin durumu müsaitse özel bir durum olduğu için söyledim ve birçok ailenin durumunun müsait olduğunu biliyorum. Ama o kafayla düşünmedikleri için o desteği sağlayamayacaklar. Onlar o kafayla düşünsün diye söylüyorum. Eğer sizin ailenizin imkanı yoksa liseden sonra çalışıp paranızı kazanmanın yolları olduğunu hatırlayın. Ve bunu yaparken rahmetli Viktor Ananias'ın hayatını internetten izleyin. Kendisinin videoları da var kaydettiği. İnternette bir sürü sitede de bulabilirsiniz. Sadece aşçılık yaparak 7 ülkeyi gezmiş bir insan. Yani dünya turu attı neredeyse. Ve dünyanın birçok yerinden edindiği deneyimle en sonunda geldi. Kaz Dağları'nda işte bizim yaşam okulumuzu kurdu 2010 senesinde. Ve o deneyimi hayatta hiçbir üniversitede öğrenemeyeceği şeyleri öğrenmek için elde etti. Ve elde ettiği deneyim yüzünden hala bütün Kaz Dağları'nda, bütün köylerde Viktor'un adı efsane gibi gezer. Ziraat mühendisleri Viktor'un dediği yöntemlerle tarım yapıyorlar. Bakın bu insanlar ziraat mühendisi. Viktor'un orada dünyanın ta ücra köşesinden bir yerlerden, Japonyalardan mı nerelerden öğrendiği ekolojik tarım tekniklerini kullanarak hala ürünlerinin verimini arttırıyorlar. Yani hayat keşfedilmek için, bir mesleği elde etmek için çalışıp çırpınıp ondan sonra da o meslekten sürekli sigortam yatsın, banka hesabım kabarsın diye çalışmak için değil. Bu hayatı ciddiye alan herkesin yapabileceği şeyler belli. Üniversitenin durumunu anlattım. Bir daha izah ettirmeyin. Geri dönüp videoyu izleyebilirsiniz. Yani Üniversiteler gerçekten bugün işsizlik erteleme kurumlarıdır. Buna net olarak size söylüyorum. En baba üniversiteler bile, bakın üniversitenin içeriğini tartışmıyorum. Üniversitenin içinde çok güzel şeyler öğretiliyor olabilir. Bir sistem olarak üniversiteyi anlayın. Bu kadar üniversite normal değil. Bu kadar üniversite öğrencisi anlamlı değil. Bu kadar meslek uzmanına gerek yok. Zaten o meslekler de artık yok. Yani 5-10 seneye o mesleklerin hiçbirisi de yok. Dolayısıyla imkanı olan dünyayı tanısın, imkanı olmayan imkan araştırsın. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Yani amacınızı bir kere o tarafa doğru koyarsanız artık yavaş yavaş bu imkanları düşünmeye başlarsınız. Sonra hayatı tanıyın, üniversiteye gidin. Bir zararı yok. Mis gibi bak ne güzel. Hatta şöyle de bir önerim var. Bugün böyle bir arkadaşla tanıştım. Açık Bey'in yeni stajyeri. Geldi, üniversite 3. sınıf öğrencisi, psikoloji öğrencisi. Dedi ki hocam bir de ben evliyim dedi üstüne üstlük. Nasıl dedim ya? Dedi ben öyle dedi. Sizi dinledim dedi. Liseden beri sizi dinliyorum dedi. Siz akademisyenlere tavsiye yapmışsınız. Ya erken evlenin ya geç evlenin diye. Ben erken evlenmeyi tercih ettim. Dolayısıyla akademisyen olmak istiyorum dedi. Dedim sana helal olsun ve gayet de böyle ponçik, gayet hayatından memnun bir arkadaşımız. Tıngır tıngır takılıp gidiyor. Eşi de psikolog adayı, kendisi de psikolog adayı. Böyle yaşıyorlar. Lütfen hayatta başkalarının standartlarına göre yaşamayın arkadaşlar. Yani gerek yok. Siz yenisiniz, biz eskiyiz. Boş ver. Beni de dinleme, kafana göre takıl. Hocam belki burada şunu hatırlatmak gerekir. Şimdi üniversiteye geçtikleri yaş grubu daha hayat karşısında yeterli bilgiye sahip olunmayan bir yaş grubu. Çünkü ailenin egemenliğinden, aileden öğrendikleriyle üniversiteye geçiyor. Aslında üniversite döneminde hayatını ve kendini tam olarak idrak etmeye başlıyor. Şimdi bu dönemde kaygılara kapılması ve ailenin endişeleriyle birlikte bir yola savrulması çok normal öğrencilerin. Ki bizim sistemimiz de bunu arzuladığı için bunu yapmaya devam edecekler. Belki burada şunu da hatırlatmak lazım. Belki mecbur kaldınız, belki yapıldı, belki imkanı olmadı ama eğer sizler ve eğer bizler bu düşünceyi işler, o tohumu burada tutar ve filizlendirme izin verirsek en azından bizden sonraki nesiller, sizlerden sonraki nesiller, sizlerin çocuklarınız bunu değiştirebilecekler. Yani benden iş geçti, artık yapacak hiçbir şey yok değil. Hala çok şey yapılabilir. Belki bu arada evet, üniversite öğrencileri için de şu anda var olan üniversite öğrencileri için iş işten geçmiş değil mesajı açısından hatırlattığın doğru. Yani şu anda bir üniversite okuyorsanız tamam şanslısınız eyvallah. Ama şimdi böyle bakınca orası şanssız gibi gözüküyor. Ama yani şu aşamada yine Hazal'ın dediği gibi hayatınızın en etkin olması gereken dönemi olduğunu bilin. Yani sadece üniversitenizin ya da işte bölümünüzün size sunduğu imkanlardan biraz kafanızı kaldırın. Azıcık sanat, edebiyat, böyle yanal alanlar biraz bakının ya, bakının şu üniversite bitmeden coşun yani. Bırakın skor yapmayı. O notların kimseye faydası yok. Yemin ediyorum size. O notun kimseye faydası yok. Hayatınızı yaşayın, hayatı öğrenin. Birçok insan hayatını aslında üniversitedeki deneyimi üzerine kuruyor. Yani evet. Çünkü o üniversitenin marifeti değil, o yaşın marifeti. Lütfen yaşınızın hakkını verin. O yaşlar şu anda tekrar geri gelsin diye varımı yoğumu ödemeye hazırım. Ona göre o yaşlar çok kıymetli yaşlar. Onları çağır vur parmağı savursanız sonra çok üzülürsünüz. Şöyle bir örnek verebilirim bu bahsettikleriniz üzerine. Ben üniversite yıllarımda üniversiteye girdiğim ay itibariyle çalışmaya başladım. Biliyorsunuz zaten. Fakat şöyle güzel bir şeyim vardı. İzinlerimi biriktirip bir yandan da üniversitenin fuarlarında görev alıyordum ve hayatımda hiç gidemeyeceğim, belki o an için maddi koşullar gereği, durumum gereği gidemeyeceğim ülkenin birçok kısmına, Mardin, Kahramanmaraş, Gaziantep, oralara öğrenci olarak ve çalışmaya gitmiştim. Ve orada edindiğim tecrübeleri, orada tanıdığım insanları şu an meslek hayatımda insanları anlarken kullanıyorum. Aynen öyle. Yani işte bu tecrübe, yani üniversitedeydim evet, hepimiz oradan geçtik hani burada konuşurken ama onu da kendimize ait bir yolla şekillendirebiliriz. Belki de budur bir aynen söylemeye çalıştığımız şeyin bir noktası. Bu arada arkadaşlar da not düşmüşler. Üniversitelik işsizlik erteleme kurumlarıdır düşüncesini bu arada kafamda berraklaştıran kişiye de referans vermek isterim. Ben uzunca bir süre üniversite mensubu olarak bir şeyin yanlış gittiğini hep düşündüm ama bir türlü ismini koyamıyordum. Birkaç ay evvel sanıyorum Gündüz Vassaf'la yapılmış bir röportajı dinledim. Gündüz Vassaf bu isimlendirmeyi aynen bu şekilde kullanınca şak diye jetonum düştü. Gerçekten hani sonuçta adam psikolog, adam yazar yani biliyorsunuz Gündüz Vassaf'ı. Cehennem'i Övgü'yü de okuyun bu arada. Yeri geldi. Hakikaten ve en önemli, bütün röportajda gördüğüm en önemli kısım ise bu kadar yıkıcı tespitleri olmasına rağmen gençlerden sonuna kadar ümit var olması da ayrıca cesaret verici bir durum. Yani tamam, gidişat şöyle böyle, bir sürü yanlış yapıyoruz falan ama bunları elinizin tersiyle bir anda itebilmeniz çok mümkün. Şimdi yerini ve yapan kanalı hatırlamıyorum ama Gündüz Vassaf Röportaj diye yazarsanız bu konuştuklarımızı onun ağzından da bir değişik versiyonunu dinleyebilirsiniz. Kendisine tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. Doçevelli olabilir hocam. Öyle hatırlıyorum. Hocam sıradaki soruya geçiyorum. Hazır mısınız? Tabii ki. Hazırım. Hocam daha önce sizin yaptığınız soru yorumların birinde şöyle bir tabiri kullanmışsınız. Canlılığın en büyük motivasyonu üreme. Biz hani bu soru üzerine konuşmuştuk. Ahmet Bey de şöyle sormuş. Sokaktan bir kedi evlat edindik ve onu kısırlaştırdık. Evet. Bu durumda onun en büyük yaşam motivasyonunu elinden mi almış olduk? Evet, güzel. Şimdi ben de evde kedi beslemiş bir insan olarak bunu veterinerimizle falan da çok tartıştım ve çok makul bir yanıt aldım açıkçası. Özetleyeyim. Şimdi gerçekten de üreme bütün canlıların en temel güdüsü. Ben bunu niye anlattım daha önce? En temel güdüsü olduğu için bizim insanda dahi, bizde dahi beyin devrelerinin büyük bir kısmı ve davranışsal kontrolümüzün çok büyük bir kısmı bu üreme sistemine kilitli. Yani neredeyse onun direktifiyle hayatımızın çoğunu yaşıyoruz. Bayağı büyük bir sürücü güç oluşturuyor arkada. İnsanda bir de bu libido diye bir şeye dönüşüyor. Aynı zamanda yaratıma falan filan dönüşüyor ama arka plandaki enerji güç aynı. Şimdi bir kediyi düşünün. Bu kediyi ev ortamında alıp yaşatıyorsunuz. Eğer kediyi kısırlaştırmayacak olursanız, kedi üreme dönemleri geldiği zaman o işlevini gerçekleştirmek üzere bütün yolları denemeye çalışıyor ve sadece davranışsal olarak değil, hormonal olarak da enteresan bir döngüye giriyor ve kedisi olan herkesin bileceği gibi kısırlaştırılmamış kedi eğer dış ortama salınmazsa, yani tamamen özgürce çiftleşmesine izin verilmezse ciddi acı çekiyor. Hatta bunun için YouTube kanallarında bu kızışan kedilerde, yani çiftleşme zamanı gelen kedilerde işte onları nasıl sakinleştireceğinize, acısını nasıl azaltacağınıza dair masajlar, yöntemler, ilaçlar, şunlar bunlar var. Bir sürü insan gidip veterinerden mesela kimyevi ilaçlar alıp hayvanlara verip o kızgınlık dönemini yatıştırmaya çalışıyor. Eğer siz bir hayvanı alıp doğal ortamı yerine farklı bir ortamda yaşatıyorsanız bu hayvanın oradaki minimal konforunu da tesis etmeniz lazım. Bu konforun ev kedileri için önemli bir parçası da o üreme zamanlarında çektikleri acıyı mümkün mertebe azaltmak. Bunu ilaçlarla, katkılarla, besinlerle, şunlarla bunlarla yapabilirsiniz ama bunlar uzun dönemde hayvana zarar verme potansiyeli fazla olan şeyler. Halbuki yumurtalık bağlama ya da vazektomi gibi kısırlaştırma operasyonları bir kere yapılan ama sonra kesin ve kalıcı çözüm getiren ve hayvanı da evde daha konforlu, daha rahat, daha az acite yaşamasını mümkün kılan cerrahi yöntemler. Bu arada bunlar artık böyle çok, ya tırnak kesme kadar neredeyse basit yapılan operasyonlar. Yani hayvana hasarı minimal, çok nadiren bir komplikasyon çıkıyor. Dolayısıyla bu operasyonların hayvanın yaşatılmak istendiği ev ortamında muhakkak yapılması lazım. Aksi takdirde hani hayvanın doğasını bozmayacağız iddiasıyla zaten doğası dışında bir yerde acı çekmeye zorluyoruz onu. Bu arada kediler bu halleriyle doğada zaten bulunan hayvanlar değil. Biz bunları insanlarla beraber yaşamak için bu kedigiller dediğimiz muhtemelen vaşak benzeri canlılardan evrimleştirdik birkaç 10.000 sene içerisinde. Ve bu hayvanlar insanlarla birlikte yaşamak için tasarlandı ama bu hayvanların orijinal insanlarla beraber yaşama alanları bizim bugünkü apartman dairelerimiz gibi yerler değil. Daha ziyade açık alanları olan, bahçeleri olan, işte fare vesaire gibi diğer canlılarla beraber olabildiğimiz ve bu hayvanların aslında o tip vektörleri ya da işte istenmeyen canlıları yiyerek kontrol edebilmesi açısından avantaj sağladığı ortamlarda biz bu arkadaşları seçtik. Ona göre fizyolojilerini çoğalttık, yani nesilden nesile hep daha iyi fare kovalayanı falan filan tercih ettik. Dolayısıyla bu hayvanların doğasında açık alanda serbestçe çiftleşerek bilmem ne yaparak işte fare falan avlayarak yaşamak var. Şimdi bir apartman dairesinde bunların hiçbiri yoksa ve siz o apartman dairesi alışkanlığınızı değiştiremiyorsanız o zaman o hayvana küçük bir kıyak yapacaksınız. Ve bu acısını minik bir operasyonla dindirmeniz o hayvanın konforu için son derece gerekli. Yani bu sadece kozmetik bir şey değil, o hayvanın bir hakkı diye düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Hazal, dondun mu? Teşekkür ederim hocam. Bir anda, evet, bir anda kesildi. Şey yapamadım, araya giremedim. O zaman hocam, diğer sorumuz geliyor. Aa, bugün ne kadar peş peşe hızlı soru aldık. Vallahi güzel sorular varmış bugün daha. Evet. Enteresan. Hocam, toplar nasıl ve neden ve niçin kadın ve erkek olarak ayrılmıştır? Yani biz bir kokunun kadın kokusu olduğunu, bir kokunun erkek kokusu olduğunu nasıl ayırt ediyoruz? Yani bunun mekanizması nedir? Daha düşünmemiştim vallahi bu durum ama birincisi ben ayırt edemiyorum. Onu söyleyeyim. Yani çoğunu ayırt edemediğimi fark ettim. Bir parfümeriye girince mesela yani hayatımda bir ya da iki kere üç kere parfüm almaya girdim. İkisi hediye almak için de bir günde gaza geldim kendime parfüm alayım diye. Sonra sevgilim o parfümün kokusunu hiç sevmeyince bir sürü para ödediğim parfüm heder olmuştu yani. Boşa bir alışveriş olmuştu benim için. Orada mesela gidip ya bu çok güzelmiş diye sulandığım kokuların kadın kokusu olduğunu sonradan öğrendim. İşte daha ziyade kokuları kadın derler, baharatlı kokular daha çok erkek derler. Aynen böyle meyvemsi kokular kadını çağrıştırıyor. Bana hep önerdikleri koku odunsu koku oluyor. Ben diyor acaba bana bir şey mi demek istiyorlar yoksa yani öyle bir şey mi falan nedir diye. Sonra odunsu ve baharatlı kokular erkek için daha çok geçiyormuş. Diğerleri kadınlar için hani bir daha ziyade meyvemsi tatları olan. Şimdi ne diyorlar ona? Notaları var. Ha, bilmem ne notaları var. Kokularda bir de öyle anlatıyorlar. İşte bunda baharatlı notalar öyleleri falan. Çok seviyorum o arkadaşların anlatışını falan ama bana çok bir şey ifade etmiyor. Bir kere benim gustom da zayıftır. Yani tat ve koku yeteneğim çok yüksek çözünürlükte değildir. Ama koku duyusunun bir kere olumlu olumsuz yani iyi kötü koku ayrımının genetik olduğunu biliyoruz. Yani filogenetik bir hafızamız var onunla ilgili. Dolayısıyla mesela aramızda kimse dışkı kokusunu çekici bulmuyor. Çünkü bunun otomatikman bir iğrendirici etkisi var ve bu doğuştan geliyor gibi gözüküyor. Yani bebekler de sevmiyorlar bu tip kokuları. Ama mesela bazı kokuların iyi ya da kötü olduğu öğreniliyor. Mesela kahve kokusu ilk duyduğunuzda ya inerttir ya hoşunuza gitmez ama kahveyi içmeye başladığınızda kahve kokusu size çok çekici gelmeye başlar. Çünkü o koku uyaranıyla o lezzet ve o fayda arasında bir bağlantı kurar beyniniz. Ve bir süre sonra o koku yoluyla aslında o nesneyi istemeye başlar. Bu tip kadın erkek kokuları da yanlış hatırlamıyorsam Vedat Bey'in soyadını hatırlayamadım. Koku kitabında geçiyordu bu. Kültürel bir tarafı var. Yani mesela biraz abes bir tarif olacak ama hani genellikle yenecek ve tatlı şeylerle kadını eşleştirmeyle alakalı bir mesele var burada. Dolayısıyla mesela o tip böyle meyveli falan filan kokularla daha çok kadını ilişkilendirmek. Öbür taraftan da daha bir avcı toplayıcı taraftan böyle daha terli ne bileyim daha doğayla iç içe diyelim. Odun demeyelim de yani. Daha böyle doğayla iç içe bir beden kokusuysa galiba daha fazla erkeğe yakıştırıyoruz. Bunların genetik olduğunu zannetmiyorum. Yani bunlar kültürler arasında muhtemelen değişiyor ve yanlış hatırlamıyorsam Vedat Bey'in kitabında da böyle bir ifade vardı. Ama bu soru vesilesiyle benim de aklıma düştü şimdi. Bir de insan malum kendi çözünürlüğüne göre hareket ediyor. Ben doğru düz koku algılayamadığım için muhtemelen zamanda bunu hiç merak etmemişim. Ama sözüm olsun bu sorunun bir şerhini yapmak üzere ben bir literatür bakayım. Yani bu dişil eril kokular, male female odors bakalım nasıl sınıflandırılıyormuş, beyinde nasıl reaksiyon veriyormuş ona bir bakalım. Bu arada birçok meyvenin ve kendi doğal kokusu olan şeyin aynı zamanda feromon içermesi de söz konusu. Yani feromonlarla da bir alakası var ama feromonların normalde kokusu yok. Eğer belli feromonlar belli bilinçli algılanabilir kokularla beraber tabiatta var ise bu durumda o bitkilerle ya da o bitkisel kokularla ya da doğal kokularla belli bir duygusal ilişkiyi de genetik olarak getiriyor olmamız mümkün. Ama bunların hepsi spekülasyon. Burada hiçbir yayınmayın yok arkadaşlar. Tamamen eğitimli sallıyorum. Ona bakacağım daha sonra sözüm olsun. Hocam o zaman son sorumuzu alalım. Aha da. Evet. Bu sorunun cevabını biraz uzun olabileceğini fark ettiğim için alıyorum hemen. Hocam bu... Çocuklarınızı anlatır mısınız? Hocam bir başlayalım falan diye. 8 yaşınızdan girin. Neyse. Hocam aklımda böyle canlandı sahneler bazı. Üzgünüm dikkatim dağıldı. Şöyle ifa ile alakalı belli sorular geliyor. Ve ortak gelen soruların içinde şöyle bir şey var. Hayatımda birçok şeyi değiştiriyorum ancak bütün bunların sonunda bir şey değiştiremediğimi fark ediyorum. Hayatı değiştirmenin esas yolu nedir? Nasıl benim hayatım değişir? Hayatı değiştirmek nedir diye. Evet. Ve bu tarz birkaç tane soru geldi. Bunları bir toplayıp size iletiyorum. Evet. Sanıyorum hem unutulacak şeyler hem de insanın fabrikaları 3. ciltten sonra böyle sorular sık geliyor. Benim mail kutuma da düşüyor. Genel teması şu. Yani hocam ben hayatımda değişiklik yapmayı seviyorum. İşte birçok şeyi dediğiniz gibi 28 gün deniyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ama dışarıdaki dünya değişmiyor. Dolayısıyla yani işte biraz da onu nasıl değiştirebilirim falan gibi sorular geliyor. Şimdi bu soruları aslında yani ben de mesela bir zamanlar böyle bakıyordum. O bakış açısını değiştirmek için kısa bir şey anlatayım. Ne diyelim ona? Metaforla cevap vermeye çalışayım. Şimdi aslında yani hayatta yaşadığımız her şeyin bir kere benim en az bir kitabımı okuduysanız biliyorsunuzdur. Hayatta yaşadığımız her şey, gerçeklik diye algıladığımız her şey zihnimizin yaptığı bir yorumdan ibaret. Karşımızdaki bir insanın mesela Hazal'ın şu anda bana söyledikleri ve davranışları dahil olmak üzere. Evet Hazal diye bir şey var ama benim ondan anladığım benim zihinsel bir projeksiyonum. Ne Hazal'ı olduğu gibi bilebiliyorum, ne onun sözünü olduğu gibi anlıyorum, ne şu anda etrafımda olan bu monitör, bu mikrofon, şu bu falan bunları olduğu gibi algılayabiliyorum. Ben sadece kendi zihnimin oluşturduğu bir temsilin içinde, bir arayüzün içinde yaşıyorum. Geçen haftalarda Donald Hoffman'la yaptığımız canlı yayında da bu konuyu ele almıştık. Evet. Dünyanın bilinç tarafından oluşturulmuş bir arayüz olduğundan uzun uzun bahsetmiştik. Kendisi de bu konuda çalışmalar yapan bir hani teorik konularda çalışan bir araştırmacı. Şimdi böyle baktığınız zaman hayatınızdaki alışkanlıkları değiştirerek hayatınızın değişmesini beklemek şuna benziyor. Bilgisayarınızda bir masa üstünde ikonlar var. Ben bu hafta ikonlarımı alayım, ekranın sol tarafına yığayım, masa üstü arka planını değiştireyim ve ben bu tip oynamaları yapınca benim bilgisayarım mesela gücü artsın ya da bilgisayarımın işlemci kapasitesi yükselsin gibi bir şeye benziyor. Şimdi burada dikkat, yapılması gereken şey aslında bir upgrade. Yani bir şeyleri değiştirmek yerine bir upgrade etmek. Yani onu bir güncellemek, seviyesini yükseltmek. Peki bu nasıl yapılacak? Şimdi burada biraz zorlayacağım arkadaşlar. Please bear with me. Şöyle yani burada bir süre kınamayın çünkü bu benzetme işe yarıyor bende. Sizde de yarayacağını düşünüyorum. Hani bu Jung falan bir kolektif bilinç dışı falan diye bir şeyden bahsediyor ya. Biraz ona da gönderme yapan bir benzetmem var benim. Yani ben de çalışıyor. Umarım sizde de çalışır. İnsanların hepsinin bilinçlerini ve bu simülasyonlarını kocaman bir ortak bilinç okyanusunun içindeki böyle şeyler olarak düşünün. Nasıl diyelim? Akıntılar ya da baloncuklar olarak düşünün. Bunlar böyle birbirinin içerisinde akıp duruyorlar, geçiyorlar ve hepsi aslında büyük bir okyanusun parçası. Şimdi bu metaforu bir tarafta tutalım, bir başka metafora sıçrayalım. Siz gerçek bir okyanustasınız ve burada bir balıksınız. Şimdi okyanuslarda biliyorsunuz temel coğrafya derslerinde mesela akıntılar var. Sıcak, soğuk su akıntıları, dipten, yüzeyden gidenler, birbiri içinden geçenler, tonla akıntı var. İşte mesela Gulf Stream diye bir şey var. Kutuplardan başlıyor, okyanusları dolanıyor, işte Ümitburnu'ndan aşağı geliyor falan. Dünyayı soğutan bir sıcak su akıntısı falan, soğuk su akıntısı falan. Bunun gibi birçok yerli ufaklı akıntı var. Şimdi bu akıntıların bazı daha derinde dipte, bazı daha yüzeyde. Ve siz bir balık olarak mesela yüzüyorsunuz. Şimdi yüzerken yalnız bilmiyorsunuz ama size doğru gelen bir akıntıya ters yönde yüzmektesiniz ve diğer balıklar yanınızdan jet gibi geçerken siz bayağı yavaş yüzüyorsunuz. Yani verimsiz bir yüzüşünüz olduğunu farkındasınız ve ne yapmak istiyorsunuz daha verimli yüzmek için? Kuvvetlenmeye çalışıyorsunuz. Daha çok işte yüzgeç sallamaya çalışıyorsunuz. Daha çok nefes alıp vermeye, kaslarınızı kuvvetlendirmeye falan filan gayret ediyorsunuz. Ama bir de şöyle bir yolu var. Diyelim ki bu tarafa gitmek istiyorsunuz ama akıntı bu tarafa akıyor. Ya altta ya da üstte sizin gitmek istediğiniz yöne akan bir akıntı varsa yapmanız gereken tek şey bu yatay hareketi bir durdurup dikey yönde ya yukarı ya aşağı kısa bir hareket yapıp o akıntıyla buluştuğunuz anda jet gibi ilerlemek. Bir anda hızınızın 100 kat arttığını göreceksiniz. Şimdi okyanusta böyle bir şey mümkün. Peki insan düşüncesinde böyle bir şey nasıl mümkün? İnsanlığın bu bilişindeki farklı düşünme ya da algılama yollarını FM radyodaki farklı frekanslar olarak düşünün. Şimdi eğer biz hayatımızda bir şeyleri yaşarken kendi algı dünyamız içerisinde bazı şeyleri yapamadığımızı düşünüyorsak o algı dünyamızın içindeki bileşenleri değiştirmekle uğraşmak yerine şöyle bir şey yapabiliriz diyor eskiler. Kendi içimize dönüp algı frekansımızın ayarını değiştirebiliriz. Yani dünya ile ilgili algımızın, anlamımızın, hikayemizin, amacımızın neyse o dünya algımızı oluşturan temel şeyler, bunların üzerine çalışıp bu frekansı değiştirebiliriz. Değiştirince ne olur? Artık yatay olarak hayatta ilerlemenin pratik yollarını aramaktan ziyade durup dikey yönde derinleşmelere ağırlık veririz ve böylece uygun bir yerde o frekansı zıplatarak ya da düşürerek, neyse çok düşükse yükselterek, çok yüksekse düşürerek başka bir frekans ya da titreşim seviyesine ulaşırız. Tamamen bunlar benzetme arkadaşlar. Böyle bir fiziksel titreşim gelmesin aklınıza. Radyo örneğinden hareket ediyorum. Ve siz belli bir algı düzeyine ulaştığınız anda hayatınızdaki bütün akışların değişmeye başladığını fark ediyorsunuz. Bu arada bunu 2-3 kez yapabilmiş bir insan olarak söylüyorum. Bilmeden yaptım ama bunu. Bu bilmeden yapabildiğimiz bir şey. Sadece belli inançlarınızı, belli algılarınızı değiştiriyorsunuz ve bir süre sonra daha geçen sene size engelmiş gibi görünen bir şeylerin size ittirici birer yardımcı olduğunu fark ediyorsunuz. Zayıflıklarınız olarak gördüğünüz şeyler sizin kuvvetli yönleriniz haline dönüşüyor vesaire vesaire. Sadece bakış açısını değiştirebilmek, ama bu sadece şöyle durup da şöyle bakmak değil. Temel olarak zihnimizin işleyiş mekanizmasının BIOS yazılımı, yani temel yazılımını upgrade edebilmek, güncelleyebilmek sizin yaşama düzeyinizi, yani içinde gittiğiniz akıntının seviyesini değiştiriyor. Ve siz o akıntıdan başka bir akıntıya geçtiğinizde hayat sizin gitmek istediğiniz yöne akıyor oluyor. Bakın dikkat edin, okyanus aynı okyanus, ortam aynı ortam, siz aynı sizsiniz. Sadece frekansla bir düzey değiştiriyorsunuz. Şimdi bu düzey değişiminden sonra ise şaşılacak bir şey oluyor. Çabasız bir şekilde yapabilmeye başlıyorsunuz. Ne istiyorsanız. Yanlış frekanslı olduğumuzun ölçüsü şu. Sürekli çabalıyor ve değişim yaratamıyorsak algı seviyesi olarak yanlış bir yerde olduğumuzun en iyi işaretidir. Hazal bu konuyu hatırladı. Hı hı. Algı seviyesi olarak aynı merkezde kalarak çabalamak bize herhangi bir kazanç sağlamayacak. Belli, çünkü çok fazla direnç var ve ilerleyememe gibi ya da bir değişim yaratamamak gibi bir durum var. Fakat o algı düzeyini değiştirmenin herhangi bir yolu olursa, bu bazen bir niyet, bir karar, bir cesaret adımı, bir şey olabiliyor. Bir level atladığınızda, bir şey değiştirdiğinizde bir anda hızınıza siz de şaşırıyorsunuz. Yani bir anda her şey sizin istediğiniz gibi oluyor. Ya da bazen yanlış bir frekansa geçiyorsunuz, her şey daha berbat oluyor. O zaman hemen tekrar frekans değiştirmek. Peki bu işin yolu ne? İşte bu işin yolu çatlaya çatlaya binlerce senedir her mistiğin, her filozofun, her din insanının, peygamberin, evliyanın, azizin neyse anlatıp hatırlatıp durduğu kendi içine dönmek, kendini hesaba çekmek, kendinle ilgili, iç dünyanla ilgili çalışma yapmak. Kendini değiştirmenin büyük cihat olarak adlandırıldığı bir gelenekte de bu bizim yerel geleneğimizde sık sık hatırlatılır. Ve insanın kendi üzerinde çalışmasının, hayatını değiştirmenin tek yolu olduğunu fark edersiniz. Bir basit egzersiz. Mesela diyelim benim gibi hızlı yiyorsunuz. Ya da stresli olduğunuz zaman kendinizi yemeğe vuruyorsunuz, değil mi? Mesela böyle stres yeme diye bir şey çok var. Yapın, gene yapın, devam edin, ama bir tek şey yapın. Yerken ya ben yiyorum ama neyin yerine yemeği koyuyorum? Yani bu yemeği böyle öldür öldür yerken neyin eksiğini kapatıyorum diye düşünün, bedava. Hiç zorlayıcı bir şey değil. Ve bunu birkaç kez düşünmeye başladığınızda bir gün o çatalı kaşığı elinizden bırakacaksınız ve diyeceksiniz ki bu değil. Bu değil. Bu benim akıntının beni zorladığı şey bu. Ben bu seviyeyi şuraya doğru değiştireceğim. Yani artık onun yerine şunu da yapabileceğinizi fark edeceksiniz. Ve bir süre sonra çok acayip bir şey olacak. O her sinirlendiğinizde yemeğe saldırdığınız haliniz size çok tuhaf gelmeye başlayacak. O ben miydim diye soracaksınız. Akıntı ve düzeyleri değiştirebilmek, kendi içimizde çalışarak ve hayatımızın en önemli projesinin merkezine kendimizi koyarak yapabileceğimiz bir şey. Kitaptan okuyarak, başkalarını dinleyerek, onları örnek alarak ancak bu konuda bir takım ipuçları ya da ilhamlar alabiliyoruz. Esas olan oturup kendi kendimize düşünme alışkanlığı geliştirmek, meditatif bir şekilde kendimizle ilgilenmenin yollarını aramak. Bunu yaptığımız zaman bu benzetme benim bu aralar hani nasıl diyeyim işime yarayan revaçta bir benzetme. Şu bütün insanlarla beraber bir okyanusun, bir zihinsel okyanusun içinde olduğunuzu hayal etmenin hiçbir zararı yok. Bu arada arkadaşlar hiçbir bilimsel bilgiye dayanmıyor. Yani sadece bir şey bu. Metafor yani öyle düşünün. Böyle bir okyanusun içinde... Metaforlar iyi yani... Metaforlar bazı şeylerin soyut, özellikle bu gibi değişim çok soyut bir kavram. Bu gibi kavramların açıklanabilmesi için çok faydalı. Onun için ben şahsen daha önce bunu sizden dinlememiştim. O yüzden bu metaforu çok beğendim kendi adıma. Hatta hayatımda muhtemelen... Ben de nereden duyduğumu hatırlamıyorum da bir yerlerden uydurmuş olabilirim muhtemelen ama şuna da en son dikkat çekmek isterim. Diğer insanların bazıları nasıl hızlı gidiyor, bazıları nasıl sürünüyor dikkat edin. Aynı dünyada, aynı şartlarda yaşıyoruz. Sizden daha hızlı gidene sorsam farklı ne yapıyorsun diyecek ki hiçbir şey yapmıyorum ki ben dümdüz gidiyorum. Mesela bana bazen soruyorlar hocam siz nasıl bu kadar? Ne bileyim ben. Ben nasıl bu kadar diye bir şey yok. Ben öyle yaşadığım için böyle bir şey oluyor. Daha iyi bir frekansta yaşasam muhtemelen daha iyi bir şeyler olacaktı ama ben şimdi frekansımdan memnunum. Yani konfor alanım burası. Yarın bir gün tabii buradaki sıkıntıları gidermek için de yani hayatımdaki bazı şeyleri değiştirmek için de bu frekans düzeylerini değiştirmem, bu akıntı düzeyleri arasında seyahat etmem ve denemem gerekiyor. Bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ama bunu tavsiyem kriz durumlarına düşmeden önce. Hayatta kendi konfor alanlarımızda güzel güzel takılırken akledelim. Ve o zaman işte dünyayı keşfedelim ki alet kutumuzda, repertuarımızda hangi akıntının bizi nereye götürdüğünü ve nasıl etkilediğine dair bilgilerimiz de bulunsun. Yani o tecrübeleri yaşayalım. Biraz evvel gençlik döneminin hayatı keşfetmekle ilgili olduğunu söylemiştim ya, oraya den vurmuştuk ya. İşte bu dönemler o akıntılar arasında özgürce gezebildiğin dönemler. Ama bir süre sonra senin yıllardır içinde yaşadığın o haz, o frekans, o akıntı sana öyle bir kendinmiş gibi, tek seçenekmiş gibi gelmeye başlıyor ki oradan çıkman çok zor oluyor. O yüzden yaşlandıkça davranış değiştirmek zorlaşır. Hazır vakit erkenken ki bizi izleyenler %70-80 oranında gençlerden oluşuyor. Hem ruhu gençler hem yaşı gençler hepsi dahil. Evet. Dolayısıyla onların bu gezmeleri bol bol yapmalarını tavsiye ederim. Ben de yakında ergenliği bitecek bir insan olarak hala okuluyla ilgili son çabalarımı sergilemeye gayret ediyorum inşallah. Hocam ben bugünün finalini çok sevdim. Güzel bir soruydu, güzel, çok doyurucu bir cevaptı. Evet, soran arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu evet rezonans eski adıyla ihtizazdan bahsediyorum. İhtizaz derlerdi eskiler. Rezonans yeni adı. Buna titreşim falan da diyebilirsiniz. Ama bu hakikaten bir oluş halidir. Bu arada evrendeki her şeyin bir frekans olduğunu unutmayın. Frekans benzetmesi hiç boş değil. Yani bizim beynimiz bile dalgalardan, frekanslardan oluşuyor. Her bir hücremizin, her bir atomumuzun bir titreşim frekansı var. Her şey bir frekans denizi aslında. Ve muhtemelen bizim de bilinç olarak bir frekansımız var. Ben buna inanıyorum. Ama bu frekans bizim bildiğimiz elektrik frekansı gibi direkt ölçülebilir bir şey değil. Bu sadece yaşam kalitesiyle, zamanla uyumunuza falan bakarak değerlendirilebilecek bir şey. Biraz daha onlar daha yeni bilimlerin işi. İnşallah yeni bilim insanları bunu da tarif etmenin bir yolunu bulurlar. O zaman geldik veda vaktine. Evet Hazal'cığım teşekkür ediyorum. Gene rock'n'roll bir akşam oldu. Ağzına sağlık. Bu arada yorumlarıyla, sorularıyla, özellikle destek ve gazlarıyla bizi buradan destekleyen, başta sevgili Bilgecan olmak üzere, Black Yasmin olmak üzere. Bu arada Black Yasmin bana bir şey dedi Twitter'dan hakikaten. Şurada panoma asacağım çıktısını, direkt tweet'in çıktısını alacağım. Kadife sesli neuroscientist. Çok güzel. Kadife sesli neuroscientist unutmadım valla Black Yasmin. O cepte. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hazal'cığım sana da teşekkür ediyorum. Ben haftaya burada mıyız? Haftaya erteliği olabiliriz belki, bilmiyorum. Evet. Bir programda değişiklik söz konusu olabilir. Bakalım belki de arada bir şey çekebilirsek size haftaya banttan bir yayın da yapabiliriz. Ama tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar.